Erzincan depremi hasabıyla zelzele bahsinde zelzelenin gönderilme sebebini şöyle usta söylüyor. Daha doğrusu usta söylemiyor. Manevi bir alemde bir muhavereyi dinliyor. Sual ve cevabı dinliyor. Birileri soruyor, birileri cevap veriyor. Üstad da dinleyip bize naklediyor. O mecliste sorulmuş. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elin manevi musibeti olarak zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın, ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Mecliste sorulan bu. Yani bu zelzele ile beraber dehşetli bir azap veriliyor insanlara. Bunun sebebi nedir? Niçin bu musibet veriliyor? Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde Kemal-i Neş'e ve Sürür ile gayet heveskarane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez İslamiyet'in her köşesinde cazibedarına işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Bakın bu musibetin gelmesinin sebebi bu. Bize göre küçük gelinebilir. Fakat makası da Sübhaniye'ye zıt hareket edildiğinden dolayı elbette ki küçük değildir. ve bundan daha büyük işte musibetler var, şey daha büyük isyanlar var, daha büyük zinalar ve fuhuşlar var. Daha büyük zinaların ve fuhuşların olması bu günahı günahlıktan çıkarmıyor. veya evet da bunu masum yapmıyor. Bir de burada bir güzel bir belagat var. Yani zelzele gibi dehşetli bir azabın, dehşetli bir musibetin gelmesine sebebiyet veren şarkılar erkeklerin ağızlarıyla ve bazen de kızların ağızlarıyla ve radyo ile şarkının söylettirilmesi böyle bir azabı netice verirse diğer isyanlar neyi netice vermez kıyas edin. Yani e, sebebin, musibetin sebebinin küçüğü böyle olursa diğer büyükleri nasıl bir musibete, nasıl dehşetli bir azaba bizi düçar edeceği kıyas edilsin diye de bir kıyas yapılabilir. Ama neticede vaka bu. Manevi bir mecliste manevi sual ve cevap üstad dinliyor, bize anlatıyor. Deprem denilen musibetin sebebi bu İslam memleketinde teravih vaktinde sarhoşçasına heveskerane şehevi şarkıları dinlettirilmesi ve dinlenilmesi bu korku azabı netçe verdi diyor. Peki o şarkıları yayınlayanlar birkaç kişi bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Yani yayın evleri, televizyonlar, işte internetler böyle müstehcen yayınları, neşriyatları yapıyorlar, filmleri neşrediyorlar. Peki memlekete neden ceza umumi geliyor? Sadece o yayını yapan insanlara bu ceza gelsin. El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle. Bak bu bir kaydedir. Umumi bir musibet gelmiş ise, umum insanlar tarafından hata işlenilmiş demektir. Yoksa dağdaki bir Mehmet'in Ahmet'in hatasından dolayı bütün bir şehir helak edilmez ve musibete cenab Hak tutturmaz. O insanların yapmış oldukları hatalar umumiyet, genellik arz ettiğinden dolayı Cenab-ı da musibeti umumi gönderiyor. Şimdi burada yayını yapanlar ve neşredenler, müstehcenliği neşredenler işte birkaç tane insanlı birkaç tane kanaldır. Bütün insanlığın için musibet geliyor. El cevap, umumu musibet ekseriyet, ekser insanların hatasından ileri gelmesi cihetiyle eksernasın, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibete anmaya sebebiyet verir. Evet, O zalim şahsın harekatına o zalim fiili yapan, o zulmü işleyen, o günahı işleyen, o yayını, o neşriyatı yapan insanın Harekatına ya fiilen katılıyor, o da yapıyor, ya iltizamen ona e, tarafkir oluyor veyahut da iltihaken bizzat ona katılım sağlayarak ne yapıyor? Onun zulmüne, onun günahına iştirak ediyor. Birisi yayın yapıyor, birisi de dinliyor. Birisi yayın yapıyor, birisi de onu şiddetli merak edip takip ediyor. Birisi müstehcen bir dizi neşrediyor, ahlaksız bir neşriyat yapıyor, diğeri de onun bağımlısı oluyor. Ya ben işte dinlemiyorum veya hatta işte hani tasvip etmiyorum, benimsemiyorum. Fikren benimsemesen dahi içindeki bir takım nahuş şeyleri. Fakat sen ona iltihak ediyorsun, sen ona katılıyorsun. Sen ona fiilen destek veriyorsun. Elbette ki onun neşriyatlarına fiilen destek verdiğinden dolayı günah umumi oluyor. Yani isyan umumi işlenilmiş oluyor. Umumi işlenilen isyanın cezası da umumi bir musibettir.